Mustafa Bey. Tamam mıyız? Evet sevgili meslektaşlarım, basın açıklamamıza geçmeden önce hepinizi geldiğiniz için çok teşekkür ediyor. Filistin'de, Gazze'de insanlığa karşı işlenen suçları, çocukların ölümüne, masum insanların ölümüne sebep olan savaş suçlarını kınayarak başlamak istiyorum. Savaş bir insanlık suçudur. Çocuklar ve hastaneler bombalanarak masum insanların ölümüne sebep olunamaz. Hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Evet, basın açıklamamıza geçiyorum. Basın açıklamamızdan sonra birkaç soru cevap alabiliriz arkadaşlar. Öncelikli olarak yönetim kurulumuzun tamamı bir üyemiz dışında, onun da sağlıkla ilgili bir problemi var. Birazdan aramızda olacaktır. Mesleki bir konuda birlik ve bütünlük içerisinde olduğumuzu, bir ve bütün olarak bu açıklamayı yaptığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın TÜRMOP Yönetim Kurulu Üyem Muharrem Kaya, sevgili meslektaşlarım, değerli basın mensupları, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nda taslak olarak hazırlanan, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak olan kanun teklifine karşı aşağıda belirtmiş olduğumuz maddelerle ilgili düzenlemiş olduğumuz basın açıklamamıza hoş geldiniz. Evet, Bünyamin Bey de aramızda. Buyurun Bünyamin Bey. Basın açıklamamızın konuları, meslektaşın iş kapasitesinin bizim aramızda kısaca bilinen adıyla kota, tam tasdik sınırının genişletilmesi ve Vergi Denetim Kurulu'nun raporlarına istinaden meslektaşa sorumluluk yazılmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin düzenlemeye dair basın açıklamamız olacaktır. Önce meslektaşların iş kapasitesinin kotanın belirlenmesiyle ilgili görüşlerimizi açıklamak istiyorum. Meslekte kalitenin daha fazla olması ve muhasebe büro fabrikalarının önüne geçilmesi için iş kapasitesinin sınırlandırılması gerekmektedir. Bu konuda hepimiz hemfikiriz. Büro standartları ve tahsilat sorunu giderilmeden kota tek başına sorunu daha karmaşık bir hale getirecektir. Ancak mesleğimizle ilgili her konuda olduğu gibi kota ve büro standartları ile ilgili de odalarımız ve TÜRMOP'un ortak aklı ile alınacak ve eylem planının hayata geçirilmesi zorunludur. Bu konudaki tavrımız her zaman meslektaşımızın ve meslek mücadelemizin lehinedir. İş kapasitesi ve kota belirlenecekse bunu meslek odaları ve TÜRMOP meslektaşın lehine olarak düzenlemeli, düzenlemeyi odalar ve TÜRMOP birlikte yapmalıdır. Tam tasdik kapsamı genişletilmesi. İstisnasız her beyanname, şu andaki uygulamadan söz ediyorum, belli sınırın üzerindeki beyannamelerin mali müşavirler tarafından imzalanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Çoğunuz bu konuda bilgi sahibisiniz. İstisnasız her beyanname serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanıp verilmelidir. Mali müşavirlerin yetkisinde olan beyan ve bildirim işlemlerinin devlet kurumları haricinde başka bir meslek grubu tarafından onayını kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Net satış, aktif büyüklük, işçi sayısı ve benzeri kriterler konularak kontrol veya tasdik edilmesi bize duyulan güveni sarsacağı gibi 123.750 meslektaşımızın neredeyse tamamının haksız rekabet ile karşı karşıya kalacağı bir ortam yaratacaktır. Buna asla izin vermeyeceğiz. Bu bağlamda TÜRMOP yönetimi bu konuda biz mali müşavirlerin haklarını koruma konusunda sınıfta kalmıştır. 123.750 serbest muhasebeci mali müşaviri TÜRMOP yönetim kurulunda 4 üye temsil etmektedir. 5.053 yeminli mali müşaviri ise 5 üye temsil etmektedir. Temsiliyetteki bu adaletsizliği meslek sorunlarının önündeki en büyük engel olarak görmekteyiz.
Görüşümüz şu, TÜRMOP yönetiminin tamamı yeminli mali müşavirlerden oluşabilir. Ancak bu durum zorunluluk olarak 123.750 meslek mensubuna dayatıldığında yasa antidemokratik uygulamalarıyla meslek yasasını mesleğin önündeki en büyük sorun olarak duruyor. 3568 sayılı kanunun 35. maddesinde birlik genel kurulu üyeleri arasından 3 yıl için seçilen 9 asıl ve 9 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden 5'inin yeminli mali müşavir olması zorunludur denilmektedir. Bu maddedeki zorunluluğun kalkmasını her platformda dile getireceğiz. Ve meslektaşlarımızın adil temsiliyet hakkını sonuna dek savunacağız. Tasarıdaki 3. bölüm, Vergi Denetim Kurulu'nun raporlarına istinaden meslektaşlarımıza sorumluluk yazılması. Meslektaşımız hiçbir zaman sorumluluktan kaçmamıştır arkadaşlar. Mesleğimizi layıkıyla yapmayan, devletimizi zarara uğratan hiçbir meslektaşın da yanında değiliz. Ancak erişme imkanı olmadığı bilgiler nedeniyle de cezalandırmaları hukuk devleti anlayışına sığmamaktadır. Öncelikle somut tespitler olmadan meslektaşımıza yazılan sorumluluk raporlarının tamamını reddediyoruz. Ve suçu ispatlanana kadar herkes masumdur diyoruz. Kaldı ki idare bile sahte ve yanıltıcı belge düzenleyen mükellefleri kısa sürede tespit edememektedir. Bu halde bile hakkında sahte belge düzenleme raporu olan mükellefler tüm yönetim kurulumuzun da bildiği üzere zaman zaman yargıya başvurup lehlerine sonuçlar, kararlar alabilmektedirler. Sizin hakkınızda bir rapor yazıldı. Biz ya da tasarıdaki haliyle Maliye Bakanlığı sizi geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoydu. Yargıya gittiniz, kazandınız ve geri döndünüz. Hiçbir evrensel hukuk normunda böyle bir uygulama yoktur. Tasarı ile Maliye Bakanlığı'na mesleki faaliyetten yargı kararı olmaksızın alıkoyma yetkisi tanınmakta ve bakanlığın vesayeti meslek örgütünün üzerine daha ağır bir şekilde binmektedir. TÜRMOP ve odalı olarak her türlü vesayetin karşısında olduğumuzu bildirmek isteriz. Meslek mensubu sadece meslek örgütünce belirlenen suçlardan dolayı disiplin hükümlerine muhatap olmalıdır. Adli kovuşturmalar elbette istisnadır. Meslek örgütü meslektaşı koruma misyonunu terk edemez. Meslektaşlarımız potansiyel suçlu değildir. Maliye Bakanlığı'nın vesayetine hayır diyoruz. TÜRMOP ve mesleki kamuoyuna açık çağrımızdır arkadaşlar. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak yukarıda saymış olduğumuz konuları TÜRMOP'un 94. Başkanlar Kurulu toplantısında TÜRMOP yönetimi 85 oda başkanı ve bakan yardımcımıza da ifade ettik. Başkanlar Kurulu'ndaki konuşmamız da oradadır. Toplantıda son derece edilgen ve tasarının lehinde bir duruş sergilediğini gözlemlediğimiz TÜRMOP yönetimini duyarlı olmaya, meslektaşın hak ve menfaatlerini korumaya, evrensel hukuk normlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Oda başkanlarımızı ve tüm mesleki kamuoyunu da dile getirmiş olduğumuz konulara karşı hassasiyetle birlik olmaya ve birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Bursa milletvekillerimizi bu konu hakkında bilgilendirecek ve yasa tasarısına karşı bizimle birlikte mücadele etmeye davet edeceğiz. Saygılarımla. Evet, basın mensubu arkadaşlardan öncelikli olmak kaydıyla sorusu olan varsa cevaplamaya hazırım. Başkan, katma değer vergilerin %20'den %5'e indirilmesi gibi, ben basın olarak söyleyeyim. Peki bu konuda yönetim kurulumuzla ortak bir anlayış belirlemedik, ancak ağırlıklı ortak anlayışımız şudur. Katma değer vergisi bir tüketim vergisidir ve
tüketenin ödediği bir vergidir. Biz bundan ziyade tahsil etmediğimiz paranın katma değer vergisini ödemememizin gerektiğini düşünüyoruz. Vicdanları yaralayacak hiçbir vergi düzenlemesine de taraftar değiliz. Netice itibarıyla katma değer vergisine mali müşavir meslektaşlarım aracılık etmekte, tahsil ettikleri vergiyi ödemekteler. Bu oran %20, 18, 10, 1 değişebilir. Ancak meslektaşlarımın tahsil etmediği gelir KDV çelişkisi diye adlandırdığımız, uzun yıllardır dile getirdiğimiz sorundan dolayı ezilmelerini de elbette kabul etmiyoruz. Buyurun Hayrettin Bey. Şimdi öncelikle ben ayrılığınız bağımsız denetçiyim ama bunu özellikle şunun için söylemek istedim. Bizde yeminli mali müşavirlik dünyada pek olmayan bir uygulama olmasına rağmen bizde bir imtiyazlı sınıf oluşturduk. Yani yeminli mali müşavirlik bir imtiyazlı sınıf. Biraz daha bir şey. Ayağa kalk. Sen getiriyorsun. Peki ben Hayrettin Bey, mikrofona gelene kadar izninizle şöyle herkesin duyabileceği şekilde öncelikle basın açıklaması yapmamızın nedeni şu arkadaşlar, 94. Başkanlar Kurulu'nda sanki bütün meslek örgütleri bu tasarının lehindeymiş gibi bir hava oluştu. Bakan yardımcısının olduğu zaman içerisinde de zaten oda başkanlarının konuşmaları mümkün olmadı. Fakat döndükten sonra yavaş yavaş algı değişmeye başladı. Ben meslek kamuoyunun doğru bilgilenmesi adına bu basın açıklaması yapmayı yönetim kurulumuzla beraber kararlaştırdık. Ve biliyorsunuz başkanlar kurulu ile ilgili bir sonuç bildirgesi de yok. Yani orada kim ne söyledi, nasıl söyledi, buna ilişkin öteden beri bir projemiz var. Sayın Türmop Yönetim Kurulu üyemiz burada ama realitede bu arkadaşlar. Başkanlar Kurulu'nda yapılan toplantıların bir sonuç bildirgesi yok. Ve bu sonuç bildirgesi de meslek kamuoyuyla paylaşılıyor değil. Öncelikle şunu ifade etmeliyiz. Yeminli mali müşavir ya da yeminli mali müşavir odalarına karşı bir açıklama değildir. Maliye Bakanlığı doğruluk raporu istediği konularda iade alırken tam tasdik isteyebilir. Ancak 123 bin, 124 bin meslek örgütünün 80 milyon ve üzerindeki işletmelerin işlerini yapamaz. Bu konuda yetersizler algısı oluşturacak hiçbir tasarıya da evet demeyeceğimizin bilinmesini istemekteyiz. Meslektaşlarımızın büyük bir çoğunluğu, tamamına yakını mesleği, özel yaşamlarını, ailelerini ve kendilerine ait birçok şeyi geriye bırakarak ifa ettiklerini biliyoruz. Her meslek örgütünde olduğu gibi bizde de çürük elmalar vardır. Ve emin olun ki benden önceki ve bizden önceki ve bizden sonraki yönetim kurulları da bu konuda elinden geleni yapmıştır, yapmaya devam edecektir. Ancak bu konudaki talep de bellidir. 1000 ila 5000 arasında odaların yönetim kurulları 5 kişiden oluşur. 1000 ile 5000 arası 7 kişiden oluşur. 1000 kişiye kadar 5 kişiden, 5000 kişiyi geçince yönetim kurulu 9 kişiye çıkar. Ancak disiplin kurulları aynı oransal artışa sahip değil. 6000 kişilik odanın da 5 kişilik disiplin kurulu var. 1500 üyesi olan odanın da 5 kişilik disiplin kurulu üyesi var. Hatta TÜRMOB'un da disiplin kurulu üye sayısı 5. Tüm odalardan giden disiplin dosyalarının oradan sonuçlanıp gelemediğini hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla bu aramızdaki çürük yumurtalar bu işi yapmaya devam ediyorlar. Yani yönetim kurullarının kısmen eli kolu bağlı. Ama artık buradan hareketle, yani bu sorunu çözmek yerine Maliye Bakanlığı'nın kanunsuz bir şekilde, hukukun evrensel normlarına aykırı bir şekilde geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma yetkisine evet dememiz mümkün değil. Bu aynı zamanda yönetim, denetleme, disiplin kurullarının da üzerinde ciddi bir vesayet oluşturacaktır arkadaşlar. Hani kolay olsun,
benim üzerimden konuşalım. Başkan olduğunuzu düşünün. Böyle bir maddeyle karşı karşıya oda yönetmeye çalıştığınızı düşünün. Dolayısıyla bizim tavrımız net. Aksi ispatlanana kadar herkes masumdur. Buyurun Hayrettin Bey. Şimdi yeminin yanlış bir yere kullanmayı da Türkiye'de yapılandığını söyledim. Yanlış bir yapılanma. Fransız'ın nispeten daha doğru bir yapılanma. Çünkü onun defteri imzalama gibi bir hakkı yetişiyor. Yani defter tutma gibi yetişiyor ama yeminin var. Yani pratik olarak var. Bir işletmede yeminli varsa eğer, malum şahri olmasa da beyannamesini gönderebilir yeminin imzasıyla. Biz buna baştan karşı çıkmakta esasında şimdi 80 bine biraz geç kaldık ama bir kere yeminin ve bağımsız senetinin yetki ve sorumlu davranının doğru tanımlanması lazım. Hiçbir işletmede malum şahri olmadan beyannameyi gönderedememesi, defter tutulmuş kabul edilememesi gibi bir uygulamanın hayata geçirilmesi gerekiyor. Geç kalmakla beraber her şey bitmiş değil. Bu mücadelenin sadece bir basın toplantısı veya milletvekillerinden ricacı olmakla kalmamasını daha etkin bir şekilde programlanarak bunun meslek örgütüne yaygınlaştırılmasını talep ediyorum. Sormuyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Girişte bir meslektaşım daha sormuştu. Mesleki konularda bir araya gelme geleneği bu basın açıklamasıyla başlamış olsun. Ben salonun bütününde meslek örgütümüzün, yerel meslek örgütümüzün, Bursa Mali Müşavirler Odası'nın tüm unsurlarının burada olduğunu, mesleğe ve mesleğin geleceğiyle ilgili kaygılara sahip çıktığını görüyorum. Umut varım o yüzden. Bu bir eylem planı başlangıcıdır. Öncelikli olarak bunun duyurulması gerekiyordu. Sayın Basın'a da bu konuda bizimle beraber göstermiş oldukları işbirliği için teşekkür ediyorum. Ben bundan sonraki eylemler içinde tüm meslektaşlarımdan aynı duyarlılığı bekliyorum. Meslek hepimizin 80 milyon liralık sınır arkadaşlar. Bir otogalerinin yılda 20-30 tane araba satmasıyla çok rahatlıkla aşılabilecek bir sınırdır. Dolayısıyla buradan tüm beyannamelerin mali müşavirler tarafından imzalanması tek başına yeterli değildir. Sonuç şu olacaktır. Bir yeminli mali müşavir imzayla bütün işlemleri yürütebiliyor olacaktır. Siz açıklamalarımı değerlendirin. Mutlaka bunlarla ilgili hayatınızda nelerin değişeceğini göreceksiniz. Başkanlar Kurulu toplantısında bir tane anahtar soru vardı. İçinizden kimseden gelmedi. Şimdi ben söyleyeyim. Yasa sonrasında, düzenleme sonrasında mali müşavirler iş kaybı yaşarlar mı? Hayır diyen var mı içinizde arkadaşlar? Evet. Hepimiz iş kaybından ziyade itibarımız yok. İş kaybıyla başlar, itibar kaybıyla devam eder arkadaşlar. İş kaybetmeyeceğim diyen hiç kimsenin olacağını sanmıyorum. Buyurun. Tamam. Öncelikle düzenlemeyle yeminlerin tatil elemanı olur. Şu bir gerçeği dile getirmek lazım. Ben onlarca kadevi adresi hazırladım. Hiçbir yemininin kadevi adresi bir rapor hazırladığını görmedim benim ülkelerimde. Hepsini ben hazırlıyorum. İmzalarsa o imzalıyor. İkinci bir konuyu dile getirmek istiyorum. Az önce siz bu yönetim kurulunda dağılımı söylediniz. Oranlar çok uçuk. Bunların düzeltilmesiyle herhangi bir girişiminiz olacak mı? Ya da odalarımızın böyle bir girişimi olacak mı? Ya en azından eşit olmak lazım yönetimde. Hadi onların sayısı az, şudur, budur falan diye. Bunlar bizim üst bir amirimiz mi? Bunu bir belirlemek lazım. Ve sayımızı da netleştirmek lazım. Eşit bir yönetimde eşit sayıda olmamız lazım en azından. Biz yoksa onlara karşı değiliz. Ama bizim sayımız 123 dediniz, temsilde oranımız çok düşük. Onların sayısı 5000 dediniz, temsilde oranı daha yüksek. O zaman
Adam oradaki şeyde kişi kendi dileğine karar alır. Burada bir adalet olur mu? Bununla ilgili odan aramız bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Benim yıllarca savunduğum bir konu daha var başkanım. Burada herkes birlik halinde. Lütfen bu odaları siyasetten uzak tutar. Biz mesleğimizi yapalım ya. Bizim mesleğimizde de haklarımızı savunalım. Şu partinin, bu partinin, şu siyasetin, şu ideolojinin, şunun, bunun bizimle ne işi var? Adam mesleğinin dışında ne yaparsa yapsın. Ama biz odalar daha bile yok çağdaşlı, yok birlikçi, yok şu partinin, yok bu partinin. Hep bunlarla uğraşıyoruz. Ne gerek var? Biz mesleğimizle uğraşalım. Mesleğimizin ilkeleriyle uğraşalım. Teşekkür ediyorum. Evet, ben de teşekkür ediyorum size sorunuz için. Arkadaşlar bu konuyla ilgili isim söylerlerse kendimi takdim ederlerken ben de yazayım. Evet, Bayram Bey. Bayram Duz. Duz. Bayram Duz. Bayram Bey, bu konuyla ilgili olarak Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 3568 sayılı yasa ile ilgili bir değişiklik çalışması yaptı ve bu çalışmayı TÜRMOB'a iletti. Neden TÜRMOB'a ilettik? Diyebilirsiniz ki bir şey olmayacak. Hayır, biz hiyerarşiyi de biliriz. Ancak önümüzdeki günlerde milletvekilleriyle yapacağımız görüşmelerde aynı tasarıyı, Sayın Fatih Aslan'la birlikte hazırladığımız tasarı, yönetim kurulunda konuştuğumuz bir tasarı onlara da sunacağız. Ve orada da karşı olduğumuz biz fazlayız, bizim sayımız fazla olsun değil. Basın açıklaması metninde var. Eğer 9 yeminli mali müşavir benim 123 bin meslektaşımın oyunu alacak kadar özverili ve onları inandırmışsa tamamı yeminli mali müşavirlerden TÜRMOB yönetiminin oluşabilir. Buna karşı olduğumuz bir durum yok. Sadece yeminli olduğu için onlara karşı değiliz. Ancak 123 bin meslek mensubunun da mesleki faaliyetleri ya da sorunlarıyla ilgili çözüm üretiyorsa gidip ona oyumuzu da verebiliriz. Bunu engelleyen bir madde de antidemokratiktir. Buyurun Aşır Bey. Teşekkür ediyorum başkanım. Öncelikle Filistin'de, Gazze'de yaşanan soykırımı kınayarak basın toplantımıza başlamadığından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Benim size sorum, eğer yanlış anlamadıysam, büro standartları oturmadan kota uygulaması doğru değildir gelir. Başlangıçta bir cümle duydum galiba. Yanlış anlamadıysam. Yanlış düzeltiyorum. Doğru değildir değil. Kotaya her halükarda tarafız. Daha karmaşık hale getirecektir. Bununla ilgili fikir isterseniz ben açıklamada bulunabilirim. Şimdi burada da ben şöyle bir katkı koymak istiyorum. Şimdi bizim meslek yasamız 30-35 yıldır yaklaşık kanunlaşmış ve uygulamada. Büro standartları da devrede. Maalesef özellikle kotaya aşan bürolarda daha çok büro standartlarına uyulmadığı gözlemleniyor 35 yıl geçmesine rağmen. Haliyle de yani büro standartlarının oturması, uygulanmasını beklersek herhalde bir 35 yıl daha geçer. Ben açıkçası eğer kota uygulaması, fikir ayrılığındayım bu noktada, belki size de katkı oldu fikir olarak. Kota uygulaması, basın toplantımızın bir başlığı da kota. Evet. Uygulaması büro standartlarına bağlı olmadan doğrudan uygulanırsa zaten kota olacağı için büro standartlarda kendiliğinden oturur diye düşünüyorum. Bunu özellikle sizlerle Muharrem Bey, Mali Müşavirler TÜRMOB'da bizleri temsil ettiği için özellikle onlara soruyorum. Artı bir de 100 defter üzerinde deftere sahip meslektaşlarım tamamına soruyorum. Teşekkür ediyorum. Peki ben bu konuda 100 defterin üzerinde bir mali müşaviri olarak cevap veriyorum. 110 tane defterim var Aşır Bey. Evet, şimdi biri diğerinin alternatifi değil Aşır Bey. Yani kotayı istemekle büro standardı ve ücretimizin tahsil edilmesinin garantiye yakın hale getirilmesi birbirinin muhalifi değil. Hepsini birlikte çıkarabiliriz. Basın açıklamamızın özeti bu. Şimdi bunu çıkarmadan yapı denetim firmaları kotayla çalıştılar. Üçüncü tur uygulamayı yaşıyorlar şu anda. Bir de başarılı örnekler var hayatımızda. Çok bildiğiniz. Hizmet standardı ve tahsilat garantisi. Hangi meslek grubu arkadaşlar? Var mı? Noterler var arkadaşlar. Gemlik ikinci noterine de gitseniz,
Bursa 1. noterine de gitseniz aynı hizmeti, aynı sürede, aynı parayı alıyorsunuz. Dolayısıyla biri öbürünün alternatifi değil. Baran Bey, bir sorunuz mu var? Söyle, katkınız mı olacak? Katkı yapmak adına. Buyurun lütfen. Şimdi baktığınız yerde doğru da ifade ettiniz. Açık. Ama salonun ve kamuoyunun düşünülmesini isterim ki bu basına çıkılmaz. Bir tür mob yönetim anlayışı var ve halen devam ediyor. Ama öbür taraftan bir tür mob yönetim kurulu üyesi içerisinde mevcut anlayışta bu konuda ortaklaşmadığımı belirtmek isterim. Salon bunu biz söylediklerinizin hepsi doğru ama 9 kişi orada salt tornadan çıkmış değil. Kaç kişinin tornadan çıkmış olduğunu buradaki herkes biliyor. Bunun salon tarafından bilinmesini isterim. Ben teknik ayrıntılara girmeyeceğim. Sadece günlerle sınırlı olmak üzere bu konuda görüşlerimiz ortak. Zaten beraber sık sık görüştüğümüz konular. Bir de başka samimiyetimize güvenerek söylüyorum. Terminoloji ve sürçülisan. Aynı hataya genel başkan da düştü. Bizim işimizde sorunlu meslektaşlarımız var. Evet, ve bunun yaptırımlarını odalar uygulamaları size katılıyorum. Ama biz ifadeyi çürük elma ya da çürük kurtlu şeklinde kurmaya kalkarsak sanki biraz terminolojik açıdan sorunlu oluyor. Bu konuda duyarlanabiliyor. Sanıyorum basın toplantısının heyecanı. Ve sanıyorum Türkiye'de bu konuda aslında açıklaması yapan odasınız. Övgü ve takdire layık arkadaşlar. Bunları belirtmek istedim. 9 kişi orada salt aynı tornadan çıkmadık arkadaşlar. Biz de bu mücadelenin içerisindeyiz. Yanımızdayız ya. Evet, Sayın TÜRMOB Yönetim Kurulu üyemize teşekkür ediyoruz. Biz tabii ki kişilere indirgeyerek bir şey söylemediğimiz doğru. Muharrem Bey'in ayrı bir duruş sergilediği de doğru. Sözlerimi ifade ederken de 94. Başkanlar Kurulu'nun bir sonuç bildirgesi olmadığı için bizim ayrı duruşumuz da ifade edilmedi. Bunu da bütünsel bir yaklaşımla ortaya koydum. Kendisi doğru söylüyor. Orada o da ayrışık durmuştu ve faaliyetleri de bu anlamda ayrışık. Arkadaşlar, bu bir ilk. Benim sizden bir başka ricam daha var. Tüm meslek örgütü burada. Bu ilki aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızda da paylaşmanızı, basın açıklamamızı, sizinle etkileşim içerisinde bulunan tüm herkesin görmesini, bu aynı zamanda bir de kamuoyu oluşturma durumudur arkadaşlar. Bazı odaların, bazı grupların paylaşımları da var. Şöyle düşünebilirsiniz, onlar da paylaşıyor. Bizim için paylaşan herkes değerlidir. Meslek mücadelesine katkı veren herkes değerlidir. Buyurun Serhan Bey. Serhan Şentürk, Mali Müşavir. Başkanım, teşekkür ederiz. Bunun sonucu geldiğinde ciddi bir eylem yapabilecek nitelikte. Üç günde, beş günde de beğenlerini olarak yapabiliriz. Biz bir kere beğenci olduk yani. İşin dramatik tarafları bunlar. Oralara da çok girmiyor. Ben ciddi bir eylemden bahsediyorum. Mesela bir aylık her türlü maddi manevi de ilk öncüsü de olabilir mi? Böyle ciddi radikal bir tutuk sergileme durumu olabilir mi? Olamaz mı? Eğer olamayacaksa, yanlış anlaşılmasın lütfen, her türlü haklarımız gasp edilmeye devam edilecektir. Ve gerçekten de geleceğe dair çok umutlu bir meslektaşlar değilim. Bununla ilgili bir yorum bekliyorum sizden. Peki ben bir konuda yönetim kurulundaki arkadaşlarımız yorulmuş olabilirler. Soru cevaba geçtik. Eğer dilerseniz süreç uzayacak. Arkadaşlar, evet ben
Konkordato komiserliği eğitimi de var. Orada duyarlı meslektaşlarım da aramızda. Soruları kısa kısa hızlıca cevaplayacağım. Bir eylemlilik içerisinde olabilir Serhan. Peki. Ben sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Sorulara cevap vererek gitmek istiyorum. Serhan, iyi örgütlenmemiş bir eylemlilik başarısızlıkla sonuçlanır. Ve bu başarısızlık da sonra buradaki 5 kişinin sorunuymuş. Aslında kalan 1500 kişinin hiçbir sorunu yok tura getirir ki bu bizim çok istediğimiz bir şey değil. Ve en son noktada yapacağımız şey örgütlülüğü tamamladıktan sonra sonuç alamazsak her şeyi yaparız arkadaşlar. Biz Bursa Odası olarak daha önce birlikte bu eylemliliği yaptık. Yine bugünkü gördüğüm birlikteliğin sonucuydu o eylemlilik. Bursa'da bir uygulama başlamıştı. Bursa bir zaman pilottu. Bütün uygulamalar gelip burada deneniyordu ve Bursa'nın o eylemliliğini de hem bakanlık hem meslek kamuoyu biliyor. Sizin de müsteri olmanızı istiyorum. O sonuca eğer gerekirse o sonuca da ulaşırız. İnşallah gerekmez. Evet, biz önce daha makul yolları deneyerek sonuç almak isteriz. Var mı başka soru arkadaşlar? Buyurun Gülnur Hanım. Kısaca çünkü da arkadaşlar. Pardon başkanım, ben çürüklerime nerede dahil kendi mesleğim için bütün meslektaşlarımı çok seviyorum. Gülnur Altındağ benim adım. Bütün meslektaşlarımı çok çok seviyorum. Yani saygılarımı sunuyorum ben size. Özellikle TÜRMOK'ta sizin bizi haklarınızı savunduğunuzu ve basın açıklamasının en yakın oradan sonuçlanacak olan bir duyurunun en yakın zamanda geleceğini düşünüyorum. Ben sizi yani bütün herkesi destekliyorum burada. Benim payıma düşen elimden ne geliyorsa arkanızdayım yani yanınızdayım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şunu da çok kısaca açayım. Muharrem Bey aslında bunu biliyor. Çürük elma ifadesi bir ironi arkadaşlar. Bunu TÜRMOP'ta 94. Başkanlar Kurulu'nda oda başkanlarım kullandı. Diyor ya, genel başkanımız da kullandı. Terminolojiyi bildiğinizi biliyorum diyor ya, doğru söylüyor. Arkadaşlar bu ifadeler suçu kanıtlanmamış hiç kimse için kullanılamaz. Bak basın açıklamasının tümünde bu var zaten. Ama bu konuda algılarla ilgili küçük küçük dokunmalar yapmak istedim. Gülnur Hanım dedi ya, çürük yumurtalar, çürük elmalar dahil herkesi seviyorum. Arkadaşlar kendimizi yargının yerine koyamayız. Hepimize yargı günün birinde gereklidir. Ve bu tarz niteleme ve sonuçlamaları ancak yargılama sonucunda söyleyebiliriz. Elbette haddimize değil kimseyle ilgili bu ifadeyi kullanmak. Halil Erdoğan, sanıyorum sizin var bir sorunuz. Buyurun lütfen. Başkanım, yani arkadaşlar, yasamız çıkalı işte 34 yıl oldu. 1989 yılında çıktı. O günkü şartlarda yol kervan yolda düzülür anlayışıyla bu antidemokratik maddeleri bildiğimiz halde fazla karşı durulmadı. Çünkü bir dernekçilikten odaya geçiyorduk. Kurumsal bir yapıya dönüşme noktasındaydık. Ancak o günden bugüne çok fazla da mesafe alamadık. Kervan yolda düzülemedi bir türlü. Bu, mesela antidemokratik maddeler var. 35. madde başkanımızın söylediği. Şunu da görüyoruz. 89 yılında geçici kurul ve 90'da ilk seçimli kurullar oluştu. O günkü yapıyı oluşturan TÜRMOP'taki yönetici kadro aşağı yukarı pek değişmedi. Ve bu antidemokratik maddelerle de mücadele edilmedi. Ben bir çağdaş grup üyesi olarak bunu dile getirmek zorundayım. O günden bugüne kadar hiç mesafe alınamadı. Son söylemde de TÜRMOP yönetimi tekrar seçilirken bu maddelere değindi, vesayetten kurtulacağımız söylendi. Ancak bilmiyorum,
burada TÜRMOP yönetim kurulu üyemiz de aramızda, malum arkadaşımız. Bu konuda neler yapılıyor? Çünkü 5'e 4 olayı çözülmedikçe bakanlığın vesayeti bitmez. Çünkü bu 5 kişinin üzerinde bakanlık tahakküm sürdürüyor. Yani sopa ellerinde. O yüzden bu şekilde bir mücadelenin neresindeyiz? TÜRMOP günümüzde değişimin moda olduğu bir dönemdeyiz. TÜRMOP'ta buna benzer bir mücadele biçimi gelişiyor mu? Onu da dile getirerek ben de katılım sağladım. Peki, teşekkür ediyorum. Pakize Hanım, son söz sizin olsun. Ben yok, bir şey yok orada. Pakize Hanım, son söz sizin. Pakize Çetin ben. Ben de Halil Başkan'a katılıyorum. Bu 5'e 4 bitmediği sürece hiçbir şekilde bizim haklarımız savunulmayacak. Ben de birliklerin ayrılması taraftarıyım. Çünkü gelen yemelerin hepsi vergi denetmenlerinden geliyor. Ve hiçbir zaman bizim tarafımızda olmadılar. Olacaklarına da inanmıyorum başkanım. Peki Hayrettin Bey, size de son söz. Ben Pakize Hanım'a bir iki cümle söylemek istiyorum. Arkadaşlar, demokratik ve katılımcı düşünün. Birliklerin ayrılmasına gerek yok. Gücümüzü bölmemize gerek yok. Bizimle beraber de düşünebilen yeminli meslektaşlarımız var. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na gelmek istemeyen yeminlilerin olduğunu söyleyen oda başkanlarımız da var. Ama bizimle beraber yol yürüyen yeminli meslektaşlarımız da var. Kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan ve dediğim gibi bizim hak ve menfaatlerimizi savundukları noktada da oylarımızı zaten alırlar. Buyurun Hayrettin Bey. Yaşar Çamdır'ı, çok özür dilerim. Herkese merhaba. Şimdi hanımefendi, en son konuşan hanımefendi, ondan önceki konuşan arkadaşımız ne sizin görüşlerinize bir yerden göre katılıyorum. Bir örnek vermek için söz aldım. Yoksa söz almayacaktım. Bir vergi denetmeni ağır ceza mahkemesinde tanıklık yaparken matrah arttırımı yapan bir mükellefin beyannamesini ben verdiğim için beni suçladı. Beni suçladı. Hakim soruyor. İşte anlattı. Dedim ki sormak istediğim bir şey var mı diye sordu. Ben de sormak istediğim bir şey yok. Ancak dedim, anlatmamız gereken bir şey var. Beyefendi bilmiyor herhalde. Dedim, öyle bir sözleşme imzalarız mükellefle. Sisteme gireriz sözleşmeye. Ondan sonra beyannamesini veririz. Bu bir. İkincisi matrah arttırma hakkını devlet veriyor. Biz vermiyoruz dedim. Şimdi vergi denetim kurulundaki çalışan müfettiş beyefendilerin, hanımefendilerin hepsini belki suçlamak doğru değil. Ama belli bir bölüm maalesef hani günah kişisi olarak bizi görüyor. Bizi görüyor. O nedenle bu yasanın karşısında oda olarak, meslek mensupları olarak, maddi manevi önce en birinci sırada olurum diyen arkadaşımın arkasında ikinci sıradayım. Ben olarak durmamız lazım. Yoksa sizin söylediğiniz gibi iş kaybı mı? Ne iş kaybı? Yerlerde sürükle toplanır. Teşekkür ederim. Biz hiçbir vergi müfettişinin suçlu filan ilan etmiyoruz. Onların böyle bir şey yapacağına da inanmıyoruz. Ama kimsenin iki dudağının arasına da geleceğimizi bırakmak istemiyoruz. Buyur Hüseyin Bey. Başkanım, tabii laf lafı açınca bizim de aklımıza bir şeyler geliyor. Son söz olsun mu arkadaşlar? Sohbet ediyoruz aslında, konuşuyoruz. Şimdi, peki. Pakize Hanım'ın söylediği şey 5'e 4 uygulaması olayın kaynağı aslında. Şimdi yanlış bir uygulamayı değiştirmeden doğru sonuca ulaşmak beklenmemeli. O yüzden biz bağımsız denetim olayında da gördük. Birçok olayda da gördük. Yeminli müşavirler, tüm okul yönetimi, mali müşavirleri kendi tebaası olarak görüyor. Sadece iş yaptırabileceği, kullanabileceği kişiler olarak görüyor. O yüzden bu sorun çözülmediği sürece biz mali müşavirler burada çok tırmalarız. Yeminli müşavirlerin vicdanla kendimizi bırakmak çok yanlış. Kesinlikle ben meslek hayatımda şunu gördüm. Bu kanun, bu uygulama, bu örgütler ayrılmadığı sürece, azınlığın çoğunluğa tahakkümü sonlandırılmadığı sürece hiçbir şekilde biz bir yol alamayız. O yüzden sizin
bu iyi niyetli yorumunuza da ben katılamıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu arada önceki dönem TÜRMOP kurulu üyemiz Hüseyin Kahraman aramızda. Kendisinden özür diliyorum. Geç fark ettim. Görüşlerimize destek için burada kendisine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Basın açıklamamız sona erdi arkadaşlar. Katkı veren, destek veren, burada olan, bundan sonra da bizimle olacak olan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize ayakta alkışlıyorum ben.